Gel. Hünkârım. Yusuf. Hünkârım. Söyle. Halil Paşa emriniz üzere idam edildi. Sıra Kemenkeş Mustafa'ya gelmişti ki Kösem Sultan çıka geldi. Meğer arz odasından seyrediyormuş. İdama mani oldu. Ne demek idama mani oldu Yusuf? Sen ne güne orada duruyorsun? Bostancı orada ne güne duruyor? Yeniçeri ocağından sökün edip geldi. Kapıya dayandılar. Ve en fenası ihanete uğradık. Hüseyin Paşa. Onların tarafındaymış meğer. Kapıyı o açtı. Aşikar ki Hüseyin Paşa en başından beri yalan söylemiş bize. Şehzade İbrahim'i de idam ettiğine inanmıyorum. Belki de kaçırdı ağayım. Sakladı bir yere. Hanedan sizden devam etmeyecek. Kardeşleriniz, onlardan biri çıkacak tahta. Size rağmen çıkacak. Doğruyu söyle bana. İbrahim yaşıyor mu? Hüseyin Paşa da senin tarafına geçmiş. Yalan söyledi bana değil mi? İdam etmedi. Sen hanedanımıza girmiş bir hastalıktan ibaretsin. Seni vücudumuzdan atmak için ne gerekiyorsa yapacağım demiştin. Gerekirse hanedanı yok ederim. Yine de devleti sana bırakmam demiştin. Asırlardır cihana hükmeden bir hanedanı yok edecek kadar nasıl nefret ettim benden? Şükürler olsun ki başaramadın. Doğru. İbrahim yaşıyor. Niçin yaşıyor halde? Okumadan imza alacağı evraklar için mi? Ona da aynı acıları yaşatıp hayatını cehenneme çevir diye mi? Onun da ölümü şu hayatta en sevdiği, en güvendiği yerden, validesinden gelsin diye mi? Niçin yaşıyor halde söyle. Sen ne yaptıysan kendine yaptın. Korkuların ve zaafların esiri oldun oğlum. Sonra acısını hepimizden çıkarmak istedi. En başta da benden. Kasım öldüyse, İbrahim yaralıysa, sen bu haldeysen, evet benim kabahatim büyük. Fakat ben her şeyi sizin için yaptım. Sizi göremediğiniz tehlikelerden korumak için yaptım. Benim göremediğim, tahayyül edemediğim tek tehlike sendin vardı. Sana olan sevgim ama etti beni. Onca vakit. O
uçuruma sürmüşüm ben meğersem atımı. Şimdi o uçurumdan hep birlikte sürükleneceğiz. İbrahim'i bulacağım. Soy kesilecek. Benden sonra Kırım Hanedanı'ndan hanzadelerden biri tahtıma geçecek. Bunu yapamazsın. Buna kudretin yetmez. Asla müsaade etmem. Asla.